Mantığımız şu. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Şimdi eksik olan bilgileri tamamlayıp denklemleri kuracağız. Şöyle bir durum söz konusuymuş. Biri A'dan, diğeri B'den hareket ediyor. Aynı anda C'ye varıyorlarmış. Şimdi aynı anda harekete başlıyorlar ve aynı anda C'ye varıyorlar. O zaman biz geçen süreye T saat diyelim. İkisi için de T saatlik bir süre geçiyor. Sonra, şimdi şu araç BC arasına gidiyor. Bu mesafeyi bilmiyoruz. X diyelim. Şu 80 km hızla giden araç da A'dan yola çıkıyor. Şöyle. C'ye varıyor. Şu yola gidiyor. Biz AB arasını bilmiyoruz. Ona da Y diyelim. Şimdi her birisi için bu denklemi oluşturacağız. Önce şu 60 km hızla giden için oluşturalım. Gittiği yol X. Yolu X. Eşittir. Hızı 60. Geçen süre T. X eşittir 60 diyelim. Gelelim hızlı olan araca, şu 80 km hızla giden araca. Onun gittiği yol Y artı X. Eşittir. Yolu Y artı X. Hızı 80. Geçen süre T. T saat geliyor. Şimdi biz bu X'in yerine 60 T'yi yazabiliriz. X 60 T olacak. Yani şunun yerine buradaki 60 T'yi yazabiliriz. İkisi aynı şey eşit. Çünkü X eşit. Yazıyorum. Y artı 60 T eşittir 80 T. Buradaki 60 T'yi karşıya atıp çıkarız. Bu durumda Y eşittir 80 T eksi 60 T'den 20 T kalır. Bizim Y'miz 20 T. Az önce X'imizi de 60 T bulduk. Gelelim aradığımız şeye. AB. A'dan B'ye kadarlık olan yol Y. Şöyle eşittir diyorum. AB yolu Y. BC yolu. BC yolu da X. Y bölü X'i arıyoruz yani. Y'miz 20 T. X'imiz 60 T. Buradan T'ler gidiyor. Sıfırları götürürüz. 2 bölü 6. Onları da sadeleştiririz. 2'ye bölüyorum. 1, 2'ye bölüyorum. 3. Demek ki bu oran 1 bölü 3 oluyormuş.